Konuşmalar yapılıyor. Keşke görebilseler. Aslında bir gün böyle kamera arkası gibi bir şey yapıp bu aralardaki konuşmada tabii tehlikeli konuşmalar da olabiliyor. Umarız bir gün bu ülkede kamera arkasına ihtiyaç duyulmaz da o aralar yayın olur da bu yayınlar ara olur. O zaman ya da biz ülke... çok farklı şeylerde konuşuyor olabiliriz. Özgürlük bekliyoruz. Belki çok farklı. Evet. Tesettür. Barbaros Bey, tesettür. Şimdi bir kere tesettürün ne olduğunu doğru algılamak lazım. Ben bunu uzun süre üzerinde çalıştım ve bu konuda bir tez bitirmek üzereyim. Bakın Benazir Bhutto'yu göz önüne getirin. Benazir Bhutto deyince de benim aklıma Hariri suikastı ve Azerbaycan'daki Hava Kuvvetleri Komutanı'nın öldürülmesi bir üçlü olarak nedense gelir. Hiçbir şey ima etmiyorum. Bu tamamen içimden gelen bir şey. Öyle kodlandı bir zamana. Yani bazı belki taşlar iki üçgen üst üste oturunca Davud'un yıldızı çıkıyor bu coğrafyada çünkü. Gözüne sokmayın, alabiliyoruz. Şimdi bakın Arap Yarımadası'na indiğiniz zaman başörtüsü 220 santime 70 santimlik bir ölçektedir, siyahtır. Ancak kenarına bir su taşı ya da motif işlenebilir. Mantoların, abaya dediğimiz mantoların hiçbirinde takmak mümkün değildir. İnsan müdahalesinin en az olduğu örtülme şekli referans alınmıştır. Kumaşın elinin verdiği noktadan itibaren ki bu genellikle dirsek üstüdür. Dirsek üstünden bir motif, bir volan, yine bir siyah obje takılabilir. Göğüsü sıkmayacak şekilde koltuk altından vücuda pensiz ve dikişsiz olarak oturur. Arka ortada da dikiş mümkün değildir. Bollaşarak yere doğru kadının göğsünden sonraki hatlarının tamamını örtecek şekilde yere kadar iner. Arap Yarımadası'nda yani Vahavi ya da Hanefi Sünni Müslümanlık'ta böyle bir kadının da örtünme var. Başında imaret yani emirlikler ve Suudi Arabistan, Yemen gibi coğrafyalarda ufak değişiklikler metal masklara kadar peçe üstüne gidenler olsa da çift peçeye, siyah eldivene dahi giden bir tesettür var. Kuzey Afrika'ya yani Akdeniz'in güneyine indiğimiz zaman, Sahra Çölü'nün kuzeyine çıktığımız zaman Müslümanlık'ta güneyinde tamamen farklı bir format geliyor. 140'a 140 dediğimiz bir ölçü birimi vardır. Burada da başörtüleri genellikle çizgili ya da kareli gibi geometrik desenleri içeren pastel renklerde limon küfü, gül kurusu, krem, kahverengi, lacivert, siyah gibi göz alıcı olmayan renklerde bir başörtü şekli vardır. Üçgen katlanarak, alttan bağlanarak arkası uzun bırakılıp bir de bant döndürülmüştür. Genelde gelenekseli budur. Altında da abaya dediğimiz, hani şu Hatay'a göğüsleri düğmelerinden fırlayacakmış gibi gelen Angelina Jolie'nin Çankaya'ya gelirken giydiği siyah kıyafete benzeyen, ona biz calabya, calaba diyoruz. Bir İslami format kıyafetidir o. Türkiye Cumhuriyeti'ne korkmasına gerek yok. Yine beyaz gömleğiyle Hatay'a geldiği gibi Çankaya da gelebilir. Taklaya gelmez, merak etmesin. Çok daha sevinçli bir görüntü var. Böyle bir format giyim vardır. Sahra'nın güneyine İslam coğrafyasına indiğiniz zaman, Afrika ırkına, siyah ırka indiğiniz zaman omuz başlarını göstermeyecek. Kola kadar sıkı saracak. Ama göğüs çizgisini göstermeyecek kadar bir dekolteye olanak veren diğer kumaşın enseden yukarıya bone dediğimiz, türban dediğimiz, türban aslında odur jersi olarak, rahmetli babaannem de takardı, bir formata döner. Ama bu Cezayir, Tunus, hatta Pakistan'a doğru gittiğinizde de 140'a 70 iki yandan serbest bırakılmış bir örtü formatına dönüşür. Saç da artık orada gözükmektedir. Ancak evangelizmin Endonezya modeline girdiğiniz zaman tipik bir önden düğmeli yuvarlak yakalı gene 140'tan yuvarlak kesilmiş bir manastırdaki rahibe modelini görürsünüz. Helal olsun adama be. Burkalar tepeden geçirilmiş. Hakikaten işine biliyor. Göstermeyen. Zaten hep heykele saldırıyla başlar. Afganistan'da bu da heykeline olduğu gibi bu işler. Şimdi de Atatürk heykellerine saldırı var.
Fakat Türkiye'ye geldiğimizde bu tesettür dediğimiz şeyin birdenbire bambaşka bir inanılmaz bir hal aldığını görüyoruz. Takma kollar daracık, mini etekler altında kalın çoraplar ama içine karton konmuş başörtüleri, şişirilmiş dudaklar, alınmış kaşlar, aşırı makyajlar, uzun kırmızı tırnaklar, her türlü erotizmin, davetkarlığın bulunduğu objeler, hatta yüzükler, bilezikler, kolyeler ve daha da ileri giden üstten takılmış kalın son derece feminen, son derece davetkar ve bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nde 110'a 110 eşarp ölçüsüne rastlarız. 110'a 110 çok enteresan bir ölçüdür. Çünkü 110 eninde kumaş dünyada çok az üretilir. 90'a 90 bizim Alevi cemaatimizin kullandığı bir eşarp ölçüsüdür. Çene altı dediğimiz ya da arkadan bağlar dediğimiz. Bunu Türk Müslüman Sünni coğrafyayı açtığınız zaman, Anadolu'ya köyleri açtığınız zaman, Tokat yazmasına dahi gördüğünüz, Karadeniz kadındaki keşan bezini de yukarıdan bağlaması gibi gördüğünüz çevreler gibi formatlara girer. Tepelikler vesaire. Ama bu son 10 yılda ortaya çıkarılmış, işte Şule baş, Ayşe baş, Fatma baş gibi kendi içinde hiyerarşik anlamlar bulmuş ve son yıllarda şantuk şallara dönüşüp ölü üçgen yapılmış, yepyeni bir böl parçala yönet modelinin askeri kostümleri olarak algılıyorum. Helal olsun sana. Yani buralarına fırfırlar takılmışlar, acık takma kollar, üzerinde her türlü düğmeler, buralarda fiyonklar, renkler, ellerde o kırıltılı payetli çantalar, böyle bir tesettür yok. 110'a 110 çok önemli bir ölçü. 110'a 110. Özel mi dokunuyor? Hayır, 120 ya da 140 ebatında basılıyor. Eşarp kenarı baskı dediğimiz paylar fazla bırakılıyor. Maliyet hesaplarında 140'tan kesildiği için müşteriden 140 santim anne, parası çok detayı varmış. 110 değil, yani her eşarpta 30 santim fazla para alınabiliyor 110 yapıldığı zaman. Ve bu 110'un şöyle bir özelliği var. 110 Musevi dininin en radikal ve marjinal kesimlerinde 110'a 110 bir evlilik çarşafıdır. Cinsel temas ve haz günah sayıldığında eşler ortadan delikli 110'a 110 iki üçgen yamadan oluşturulmuş bir deliğin bulunduğu bu kutsal çarşaf sayesinde çiftleşerek üç çocuk yaparlar. Eğer bu coğrafyaya başörtü haline getiriliyorsa bunun altında ben belki paranoyağım. Siyonist bir propaganda görmeye başlıyor. Ben bir çocuk arıyorum. Ağzını seveyim yani senin, ağzını. Çocuk bebek merkezlerine muhtaçız artık yani. Tabiat ana onu engelliyor maalesef. Hani Allah babanın işine karışıyoruz. Ama bir şey... Yok yok, bir şey söylemek istiyorum. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizler artık o kadar bölünmüşüz ki aslında çok normal, çok ortak fikirleri bile ifade ederken direkt karşı fikir, irade ortaya geliyor ve bizim demin söylediğiniz gibi konunun kaynağından uzaklaşıp direkt olarak eleştiriye giriyorlar. Eleştiriden yergiye. Yergiye giriyorlar. Şimdi ama eleştiri de konuya, ana konuda kalırsa güzel. Şimdi burada Barbaros Bey veya biz bu tesettür konusunda konuştuğumuz zaman hiçbirimiz tesettürü ya da tesettüre girmeyi eleştirmiyoruz. Kaldı ki bu kendini şaşırmış tesettür hali zaten gerçekten ibadeti gereği adabıyla örtünen tesettüre girmiş insanları da eleştiriyorlar. Çünkü evet, diyorlar ki örtünmenin bir adabı vardır, bir ağırlığı vardır, bir ölçüsü, bir şekli, şemali vardır ama artık bunlar kendilerini öyle şaşırdılar ki diye gerçek anlamıyla, adabıyla tesettüre girenler bile Barbaros Bey'in işaret ettiği şekilleri eleştiriyorlar. Ben mesela Ali Bulaç'ın yazılarından takip ediyorum. Benim için değerli bir referanstır Ali Bulaç. Ne kadar görüşlerine katılmasam da tesettür ve zinet ikileminin Türkiye'de Diyanet İşleri tarafından bir açıklık getirilmesi gerektiği taraftan. Yani bu da tabii çok farklı bir konuşma. Tesettürün resepsiyon yani evet, bayramla evet. Ferhan Bey de biraz orada bir şeyler soracağım yani geçeceğim. Bayramla şimdi bir kere o hani içine mendille bahşiş konan o kayık Luna Parkların çayırlara kurulduğu bayramlar yok. Ama bu bayram Kurban Bayramı iken benim bir
5199 ile ilgili Sayın Ayşenur Bahçıl Kapılı'ya da 250 bin imzayı iletenlerin başında biri olarak, ama Dolmabahçe toplantılarına tabii beni sokmuyorlar bu konularda. Yani şunu söylemek isterim ki lütfen çoluk çocuğun önünde ulu orta sokaklarda dini vecibelerinizi yerine getirirken vahşi ve çağ dışı görüntüleri dünyaya yansıtmayalım. Çünkü artık bizi sadece biz değil. Evet, mesajlarımız da gelmiş. Kurban Bayramı ile ilgili evet bir sorun var. Bütün dünya izliyor. Eğer ihtiyaç halindeyseniz, ihtiyaç içindeyseniz kurban kesme zorunluluğunuz yoktur. Kredi kartı borcu olan birinin kurban kesmesi bana göre günah olarak bile addedilebilir. Komşunuz açken özellikle siz sadece gösteriş için kurban kesiyorsanız olmaz. Önce fitre, zekat, oruç, namaz, önce İslam'ın gerekli şartlarını getirelim. Cumhuriyet Bayramı'na gelince resepsiyon meselesine, ben ve kalçalarını ve göğüslerini açmanın serbest olduğu bir ülkede ki bugün Türk popüler sanatının, dizilerin, tecavüzlerin, enseslerin, pop müzikteki kliplerin geldiği halleri görüyoruz. Başörtüsünün bu kadar radikal bir şekilde eleştirilerek karşısında durulmasına da karşıyım. Yani ibadeti ve inancı gereği tesettüre giriyorsa, diğeri de kafasını kazıtıp turuncu çarşafına dolaşıp bir Budist olarak gezebilmeli. İsteyen satanistse şeytanına tapabilmeli. Haşa, ben taraftar değilim ama ateist olan, deist olan, herkes kendi dinini özgürce yaşarken Diyanet bertaraf olmak istemiyorsa, taraf olmadan bu işi homojen bir şekilde vatandaşlarına bilgilendirme merci olarak anlatabilmeli. Çünkü protokolde 5. sırada Türkiye Cumhuriyeti'nde artık Diyanetimiz. Evet. Köşke davetli olunca benim çalıştığım bazı devlet bakanları eşlerinde de yaptığımız sohbetlerde gerek AKP olsun, gerek CHP olsun. AKP dediğim zaman kısıyorlar ama yani kısaltılmışı bu. Eskiden CHP derdik, şimdi CHP diyoruz. Yoksa DHKPC çıkacak, iyice karışacak. ANAP mi diyorduk? ANAP diyorduk. ANAP diyorduk. Evet. Yani AK Parti demiyoruz. ANAP Parti diyor muyduk ANAP'a? Demiyorduk. ANAP. Ayrı ayrı bir halk gibi bunu yani belirliyor zaten. Medya belirliyor. Şudur yani önemli olan protokol davetlerinde. Evet. Şimdi protokol Cumhuriyet resepsiyonlarıyla 30 Ağustos resepsiyonları, ikisi de bu resmi bayramlarımızın kutlamalarının en önemli iki resepsiyonumuz var. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inisiyatifinde, biri de ülkenin üst ve temsil meclisi olan Cumhurbaşkanlığı. Çünkü neticede bizde meclistedir söz. Cumhurbaşkanlığı 3 kere veto edebilir, en sonunda imzalamak zorunda kalır. Buradaki müdahaleler biraz düşündürücüdür. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları Sayın Özal dönemine kadar belli çizgisini ve niteliğini korumuştur. Turgut Özal rahmetli zamanında darbukatör de çağrılmıştır. O okluk koyu açıklamalarıyla daha halka inen, tabana inen, herkesi kucaklayan bir hal almaya başlamıştır. AK Parti döneminde ise resepsiyonlardaki o ülkenin devlet sanatçıları olsun, dış temsilcilikleri olsun, şövalyeleri olsun, artık resepsiyonlarda onların yerine sizin biraz önce altını çizdiğiniz daha müteahhit, mütercim, müreffeh, mürekkep yalamamış, her neyse, onları çoğunlukta görüyoruz. Yani dolayısıyla eskiden resepsiyonların o şıklığını, o protokolünü, o örnek duruşunu göremediğim için ben çok izlemiyorum. Peki Ferhan Bey, biraz Barbaros Bey'e bir su içer belki. Hani belki Damacan Ayla, o da kutsal oldu ülkede. Her şeyde bir cevabı var. Şimdi siyasete girecek kişilerin böyle işte her daim hazırlıklı olmaları lazım. Ömrü uzun olmaz Barbaros Bey'in siyasette. Bu arada neden? Yani bağımsız gireceksiniz değil mi? Bağımsız gireceksiniz. Neden Atatürk'ün çocukları çiçekli pantolonla meclise girmesin ki? En fazla Merve Karakçı kadar aykırı kalırım yani. Helal olsun. Vallahi. Yok. Pantolonunuz değil, giriniz olur.
Onlar dilsizse yapacak bir böyle, şey. Böyle bir dile meclis. O zaman şöyle bir şey var Hüseyin. O zaman da siz çelişiyorsunuz. Neden? Sayın Şahin var. Onun diline baksanıza. Neden çelişiyorsunuz? Şimdi şuradan çeliştiğinizi düşünüyorum. İşte erkekler de seslerini yükseltsin. İşte konuşmaktan korkmayalım deyip işte Barbaros Bey böyle sert dilli ifadeli olunca bu dilden kaybedersin derseniz orada bir çelişki ben olur mu? Ben çelişmiyorum. Çünkü biraz evvel zaten hükümetin oluşturduğu baskı politikasında ve erkeğin meclis elinde bile çok güzel kaldır elini, indir elini gece yasaları çıkarmalarıyla zaten ortada. Dışarıda veya herhangi bulunduğu bir platformda fikrini söylemesine değil, mecliste sizi yaşatmazlar dedim. Mecliste yaşatmazlar. Dokunulmazlıklarla belki almazlar. Yani. Almazlar. Çünkü neden? Ben şunu gördüm siyasette. Halk bunu halk karar vermeyecek. Halk karar veremiyor. Halk çünkü listelere ona oy veriyor. Partiye bağımsız, oy verdiği zaman ama ben, bağımsız girecek. Bir kamer gencimiz daha olur. Olsun fena mı ya? Yani? Ben taraftan yani. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin %20'si bağımsız olsaydı ülke bu duruma gelemez. Beraber girelim. Hiç nereden gireceksiniz bağımsız aday olacaksınız? Yani büyük bir ihtimalle Çankaya'dan adaydı. Çankaya'lılar şu anda hazırlı. Yani orada doğmuş biri olarak 1957 yılında Kavaklı Dere Hastanesi'nde ve o hastaneyi yıkmışlar, doğduğum hastane haritadan silinmişken ben gidip bu coğrafyaya Gazi'den aldığım ışığı ateşi yeniden yaymak için mücadele ederim. Ben 55 yaşında iki ihtilal, üç harekat görmüş, bir sürü işlere maruz kalmış bir adamım. Piştiniz yani. Yani pişmek diye bir şey yok. Şu an ben fümeyim. Fümeyim. Ama ızgara yapmak istediğim çok insan var. Ama işte o zaman... o zaman orada bir tehlike var demek. Ferhan Bey, siyaseti düşünüyor musunuz? Yani bu kadar tabii siyasetçilerimiz var içimizde. Hiç düşünmediğim bir alan. Zaten birazdan ben niye buradayım diye düşünmeye başlıyorum. Ama meclise de bir koreografi lazım ama. Yani evet, meclise o maşallah o konularda her konuda üstün olduğu kadar o konuda da zaten çok yeteneklisin. Barbaros hakikaten çok yetenekli bir insan. Onu tanıdığım için çok çok mutlu ediyorum kendimi. Ve gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm biri. Mecliste de bu eylem olarak olmasa da söylem olarak en azından Barbaros'un mutlaka sözlerinin meclise taşınması gerekir diye düşünüyorum. O nedenle bu programda da hiçbir şikayetim yok. Bol bol konuşması için ona fırsat tanınmasından yanayım. Gazı veriyor bana yani. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Eşitlikçi bir değerli mi oluyor? Bu konu benim yetkimi aşıyor. Moderatör hanımın sevgili Pınar Işık Ardor'un yetkisi dahilinde ona da karışmıyor. Ben son derece objektif ve demokrat bir insan olarak hiç bu konulardan bir beis duymuyorum. Ama bir konuya özellikle değinmek isterim. Tesettürle ilgili konuya. Burada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum. Tesettürü bir moda gibi algılamak hatalıdır. Tesettür bir moda değildir, bir düşünce tarzıdır. Ama tesettürün kendi içinde bir moda vardır. Bunu neden bu konuda konuşmaya yetkin hissediyorum? Çünkü 4 yıldır tesettür firmalarının defilelerini yaptığım için ben de konuya daha önce vakıf olmasam da 4 yıldır bu konuya vakıf olabilme şansını elde ettim. Ve evet, düşünsel ve fikirsel olarak ve manevi olarak da o kesime yakın olmasam dahi bir sanatçı olarak onları anlayabilmeyi öğrendim. Çünkü işim gereği profesyonel olarak onları anlamam lazım ki onları sahneye yansıtabileyim, adapte edebileyim. Bu anlayış içerisinde de bu tesettürün kendi içinde bir modası olduğunu fark ettim. O nedenle de Barbaros'un dediği gibi bunu artık bir yergi değil, sadece eleştiri olarak, moda gözüyle bakış bir eleştiri olarak algılayıp asla neden böyleler, neden şöyleler gibi formatlara takılmak yerine bence artık düşüncelerde, fikirlerde ve duygularda devam etmekten yanayım. O nedenle Türkiye'nin hep çektiği formata takılmak, yani Atatürkçülüğü de bir format gibi algılamak çok büyük hatadır. Ama tesettürü de ve o inancın devamını da format gibi algılamak hatadır. Özü kaçırmak gibi bir risk altına gireriz. Benim tek söyleyebileceğim bu. Lütfen özü kaçırmayalım, formatlara takılmayalım. Asıl özle devam edelim. Ki anladığım kadarıyla da anlatmaya çalıştığı bu zaten. O. Ama 29 Ekim'de 1. Meclis'in önünde sabah saat 11'de buluşalım. Evet, Ankara'da. Bu 29 Ekim'de saat 11'de.
çocuk gelinleri davet ediyorum, seks işçilerini davet ediyorum, şiddet ve tecavüz görmüş kadınları davet ediyorum, hayvanlarına işkence yapılmış insanları davet ediyorum, emekçileri, sendikal hakları alınmış olan insanları, çocuk çalışanları davet ediyorum, nineleri, dedeleri, gebeleri, bilgeleri, herkesi davet ediyorum. Çünkü homojen olarak farklı görüş ve düşüncede olsak bile bu toprakların kaynakları üzerinde eşit olarak yaşamak durumundayız. Evet, 29 Ekim'de Ankara'da saat 11'de yürüyüş var, büyük bir yürüyüş var. İlk meclisin önünde, evet ben de buradan bu çağrıyı oradayız, orada. Almak istiyorum, iyi ki söylediniz. Burada bir şey ilave edeceğim. Sizin söylediğiniz sözle ilgili. Bakın hiçbirinizin, ben tesettür içinde yaşayan bir kadın değilim. Evet. Ama başını inançları gereği örterek yaşayan pek çok dostum var, arkadaşım var. Olmasını da son derece doğal karşılıyorum. Ama özel bir giyimi inançlarının dışında, kocasının bulunduğu mevkide yükselmesi için, ihale alması için, zengin olması için kullanıyorsa, bu inançla bilen izah edilecek bir şey değil. Dine karşı da ayıp, insanın kendi yalın duygularına karşı da ayıp, topluma karşı da ayıp. Şimdi oraya neden herkes gelmeli? Bu küçük ilaveyi yaptıktan sonra söyleyeceğim. Bakın Cumhuriyet insanın kendi kendisinin efendisi olduğu bir rejimin adıdır. Daha önce efendiler vardır. İşte kimi zaman kraldır, imparatordur, padişahtır, sultandır. Onların kullarıdır yaşayanlar. İşte seyrediyoruz o dizide muhteşem yüzyılda. Kanuni konuşurken kullarıma haber sanın, kullarıma deyin ki diye konuşuyor. Çünkü özü de bu o anlayışın. Cumhuriyetle artık o ulusal egemenlik kavramıyla insanlar kimsenin kulu olmaksızın kendi kendilerinin efendisi olmuşlardır. Kendilerinin özgür olduğu bir ülkede, bir ortamda yaşayabilme hakkını elde etmişlerdir. Şeyin çok güzel bir sözü vardır burada. Efendinin bir sözü. Özgürlük hayatın nefesidir diyor. İşte o özgürlük içinde, çok sevdiğim bir sözdür benim. O meclisin önündeki yürüyüşe katılmak, o kendi kendisinin efendisi olma hakkını veren o anlayışa da bir şükran duygusunun ifadesidir. Hem özgürlüklerini hayata geçirmenin imkanıdır, hem de bir teşekkürün ifadesidir. O peki ne kadar bu özgürlüğü yaşayabildiğimiz ayrı bir konu. Çünkü özgürlük ve demokrasi de birbiriyle çok iç içe geçen kavramlar. Hiç kimse Atatürk'ü bu ülkede gerçekten bir şekilciliğin içine hapsetmemeli. Belki hepimiz eğitim yıllarımızda bize yeteri kadar anlatılmadığı için biz de o şekliyle öğrenip geldik. Ama zaman içinde okudukça, yaşadıkça, öğrendikçe, inceledikçe, araştırdıkça onun ne kadar büyük bir aydınlanmacı olduğunu bir kez daha gördüm. Kendi adıma en azından bunu ifade etmek istiyorum. Aklın özgürlüğüyle, aklı ve bilimi rehber edinen uluslara bir emaneti böyle bırakmasıyla gerçekten ben Türkiye'de Rönesans'ın adıdır Atatürk, aydınlanmanın adıdır, çağdaşlığın adıdır, laikliğin adıdır, bağımsızlığın ve ulusal egemenliğin adıdır. Varlığın adıdır, her şeyin adıdır. Siz Atatürk'ü Allah'a, onun dışındaki her şeyi Atatürk'e borçlusunuz diyenler de çok haklıdır. Çok haklıdır. İknur Güntürk'ün Kalıpçı'nın her yönüyle insan Atatürk adlı eserini okursanız Atatürk'ün ben, siz, buradaki insanlar belki de şu an bu kanalın kapısındaki güvenlik görevlisi olduğunu çok daha naif bir şekilde anlarsınız. Çünkü insani yönleriyle bir cümlesini hemen söylemek istiyorum. Benim için 20 yaşında bir yobaz her daim ihtiyar. Ama 80 yaşında idealleri olan biri her daim gençtir der. Akıl yaşta değil baştadır. Bunun çok eski bir atasözünün günümüze uyarlanmışı. Aa, o kadar büyük bir özgürlük vermiş ki bugün ona küfredebilme özgürlüğünü vermiş. Şimdi bu arada biz...